İnsanın yaşaması Alevi düşüncesinde, yolunda, felsefesinde evrensel ve kutsal olarak görüyoruz. Fakat bu zihniyette öyle bir şey yok. Tamam, yok etmek, katletmek düşüncesi mevcuttur. Orada da hani verdiği haktan, hukuktan, adaletten yana bir karar almıştır. Fakat tanımayan, hak, hukuku, adaletten yana bir davranışı olmayan, uygulaması olmayan bu devletten her şey beklenir. Fakat onun yaşaması çok önemli. Çünkü düşünceyi yine ifade özgürlüğü için mücadele ediyor. Hak, hukuk, adalet için mücadele vermiştir. Onu saygıyla karşılıyoruz. Bir an önce o davalarında vazgeçmesi lazım. Onun yaşamasını önemsemesi gerekiyor. Eğer insansa tamam, bunlar karşı zihniyet, bu durumdan vazgeçmeleri lazım diyorum. Ona da saygı duymak lazım. Alevi kurumları olarak sizin buna karşı yaptığınız, yapacağınız herhangi eylemler falan olacak mı? Şimdi şu şekilde, biz tabii 3 federasyon ve diğer Alevi kurumlarıyla birlikte 16-17 Mart'ta Taksim'de otelde tutulmuş. Orada 2 günlük bir toplantı yapacağız. Hem birliktelik hem ilkeler konusunda toplantı olacak, tartışılacak ve orada da bunlara karşı ne şekilde hareket edeceğiz, ne şekilde örgütlenmeye gideceğiz, eylemlik programları koyacağız. Hem konfederasyon hem de bütün Alevi kurumları bir araya gelip genel merkezlerin GYK'sı düzeyinde toplantı olacak. Orada çıkacak karar doğrultusunda hareket edeceğiz.